Gökçüler. Göksun'da Göksun Tanıtım ve Turizm Derneği'ndeyiz ve gerçekten yapılanları da görelim bu arada. Bu derneğin duvarlarında neler göreceksiniz? Aslan Özmen abimle şimdi onları konuşacağız. Dayıcığım, Göksun'un kronolojik tarihinden başlayalım. Ama bayağı emek verilmiş bir şey. Sonuçta buraya gelen herkes anlatıma ihtiyaç duymadan evet, buradan başlayabiliyor. Evet. Kaç tarihinden itibaren aha, var? Ben tutuyorum dayıcım. Siz buyurun. Vallahi bu tarih uzun. Yani yakın tarih. Mesela taş devri demişiz. Roma dönemi, Bizans dönemi, Ermeniler, Türkler dönemi, evet, Osmanlılar dönemi. Hepsini yazmışız. Siz bunların hepsini tek tek yani hem hayata geçirdiniz, yazdınız hem de buraya aynı zamanda çerçeveye bağlı. Şimdi basit bir giriş yapayım da. Göksun tarihinde ben 10 yaşında bir çocuktum. Çalışkan bir çocuktum. Yani bu tarihi falan iyi bildim. O zaman ilkokulda da ortaokulda da hepimiz tarih okurduk. Şimdiki gibi sosyal bilimler diye geçmezdi. Tamam. Babam da gezici baş öğretmendi. Köyleri falan iyi bilir. İstanbul Üniversitesi'nden bir doçent gelmişti. Bahadır Alkim diye. Bu Karataş diyorum. Aslantaş Müzesi'ni bulan adam. En son Hititlerin tamam, kökeninin Göksun ve Afşin'de bittiğini söyledi. Son Hititler. Evet. Beni imtihan etti. Şu kim bu kim kralları falan sordu. Hepsine verdim. O zaman dedi aslan sana dedim oturacağım Göksun tarihi yazacağım dedi adam. Güzel. Bütün notlar o adam yazdı çoğunu. Ben onları geliştirdim. Baktım büyüttüm. Çok güzel. Tabii burada palavra değil yani. Göksun'un belediye başkanları var. Evet. Siz yani gönüllü olarak bunları da bir araya getirmişsiniz, yapmışsınız. Onlara da ben söyledim. Evet. Şu adam benim dedem, anne dedem. Rıza Türkan. Ha. Evet. Mesela bu dönemde belediye başkanlığı yapmış. Şu iki taneyi de aradım buldum. Sonrakileri tanıyorum canlı olarak hepsini. Tabii bu arada biraz da geriye gitmiş olduk. O da güzel oldu tabii. Ve hemen görüyorsunuz Aslan Bey'in özellikle tanıtım noktasında Göksun'un tüm mesela televizyonlara vermiş olduğu demeçler olsun, Göksun'un tarihi ve turistik güzel değerlerini bir araya getirme olsun. Yine eski resimleri görüyorsunuz değerli izleyiciler. Gerçekten belki hani derler ya hayali cihan değer. Evet gerçekten o zaman